Değerli hemşehrilerim, çok değerli Askıda Gıda Projemiz destekçileri, hepinize Çanakkale'den sağlıklı günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Askıda Gıda Projemiz devam ediyor. Ama tabii ki üzgünüz. Her gün korona virüsüyle ilgili yaşadıklarımız bizleri üzüyor. Ama bunun da üstesinden geleceğiz. Türk halkı, Türk toplumu mücadeleyi sever. Bunu geçmiş yıllarda Kurtuluş Savaşı'mızda yaşamış ve başarıları imza atmış durumdayız. Şimdi ben size bugün kısaca bugün itibariyle neredeyiz, proje nerede ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz iki ayrı bakkal arkadaşımıza ödemeler gönderiliyor. Onların sizlerle sizlerin yardımlarını yoksul ailelere ulaştırmak üzere Hakan Gıda şu ana kadar 4.493 TL'lik bir yardım girişi var. Zeybek Bakkal'a şu ana kadar 8.711 TL'lik bir yardım girişi var. Ve yardım girişlerinin toplamı, hepsi denetimimizde ve şeffaf, 13.204 TL. 13.204 TL. Bu hesaplar bugün saat 15 itibarıyla banka ekstrelerinden tarafımızca denetlenmiş rakamlardır. Bu girdilerle şu ana kadar ulaştırılan yoksul ailelerimize ulaştırılan destek miktarı 60 ailedir. Şu ana kadar bu 60 aileye ulaştırdığımız yardımlar artı bugün için hazır olan yardımla birlikte kaç yurttaşımız yurttaştan yurttaşa yurttaşlık görevini yerine getirmiş diye merak ettiğinizde inanıyorum. Bu merak ettiğiniz rakam ise 80 yurttaşımızın 60 aileye ulaştırdığı bir kampanya noktasına geldiğimizi bilmenizi istiyorum. Ama önemli bir detay daha var. Şu anda yardım dağıtılmak üzere mahallemizde bugün 4.750 TL'de bir para var. Kayıtlarda bunlar net. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Burada kesilen faturalar, bakkalımızın bir tanesi bu kampanya için harcadığı, ödediği, daha doğrusu verdiği malzemelerle ilgili fatura kesiyor. Bir diğer bakkalımız fiş kesebiliyor ve kestiği fişlerimiz de burada ve denetimde. Bakın burada önemli bir konu. Arkasında ismi deklare etmek istemiyorum. Ama göstermek istiyorum kimlerin evine ulaştırıldığını net olarak görmek durumundasınız, görebiliyorsunuz. İşte bu kadar şeffaf, bu kadar denetime açık, bu kadar titizce bu kampanyayı sürdürdüğümüzü bilmenizi istiyorum. Ve bu kampanyanın yatağa aç çocuğun girmemesi için yoksul ailelerimize çok yoksuldan az yoksula doğru giden, bütün tespitlerinin doğru yapıldığı ve yardımların gereken kişilere ulaştırıldığından emin olmanızı bir kere daha söylüyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Çanakkale'de çalışmayan, çalışamayan, evde kal, evde tut kampanyalarıyla evinde kalan desteğe ihtiyaç ailelerimizin olduğunu unutmayınız. Tabii ki ülkemizin birçok yerinde bu var ama biz bu kampanyamızı burada başlattık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.